Hi, my students. I go on that we stay in English lesson on page 71. Okay, 71. sayfada kalmıştık arkadaşlar. Buradan devam ediyoruz. And grammar bank, let's finish view all the time. Complete the sentences. Şimdi gramer kısmını arkadaşlar işlemiştik. Sizinle complete the sentences with A, N, and some. And exercise about the grammar bank. Okay. Countable, uncountable. Şimdi bu uncountable, countable konusunun egzersizini yapıyoruz arkadaşlar. It's given me three questions. First one, Natem has A, N, or some. Which one? Cup of coffee for breakfast. Ne deriz arkadaşlar? Sayılabilen bir isim koymamız gerekiyor değil mi? Aslında geçen dersin sonunda ben bunu söylemiştim. A cup of coffee. Bir fincan kahve. Bir. Bakın söylendiğinde yine bir söylüyorum. He has smoked salmon and... Şimdi arkadaşlar şuraya ne diyebilirim? Some diyebilirim arkadaşlar. Çünkü balık arkadaşlar sayılmıyor. Yani onun önünde işte bir ifade olması lazım. Aynı a cup of gibi. Tamam mı? Bu yüzden some koyuyorum. Devamlı bakıyorum. Avokado. Avokado bir tane sayılabilecek bir meyvedir değil mi? Bu yüzden ben buraya a ya da n getirmem gerekiyor. Bakıyorum sesli harfli. Bu yüzden n getiriyorum arkadaşlar. Okay. Third question. He has cheese. Arkadaşlar cheese, peynir sayılıyor mu? Sayılmıyor arkadaşlar. Bu yüzden some. Şimdi peynir niye sayılmıyor arkadaşlar? Biz peynirde diyoruz ki işte bir kilo peynir, şu kadar gram peynir, bir parça peynir. Şimdi peynir çeşitli olduğu için some diyoruz arkadaşlar, tamam mı? Peyniri sayılamayan olarak düşünüyoruz. Çünkü peynirin çok fazla çeşidi var. Hani buradan mantığınızı alsın. İşte krem peyniri var, onu var, bunu var. Tümü var. Some cheese dememiz gerekiyor bu yüzden. Tamam arkadaşlar? Sayılamayan olarak cebimizde tutalım. And vegetables for dinner. Arkadaşlar vegetables da yine genel bir isim olduğu için sayılamayan bir isim. Some koymam gerekiyor. Peki burada arkadaşlar özellikle bu üçüncü de hiçbir şekilde ben bu kelimelere bakmadan aslında şuradaki has tekil. Ne dedik arkadaşlar? Some ve any de her zaman, yani sayılamayanlar da her zaman tekildir. Oldu mu tekil arkadaşlar? Tamam. Buna dikkat edebilirsin. Bakın iki şey söylüyor ve tekil. Okay. This will finish on the side and şöyle gelebilirim. Şimdi metni atlamıştık arkadaşlar geçen ders. Bu metni okuyalım ve çevirelim. Okay, read the blog again. Answer the question with a partner. Şimdi arkadaşlar ilk 3 soru, the first of 3 question for this text. Okay, but after this question, 4, 5, 6 question for you. Sizin için arkadaşlar. Şimdi ilk 3 soru metin için, diğer 3 soru ise sizin için arkadaşlar. Okay. Let's read all question 6. Okay. Bir göz gezdirdim arkadaşlar sorularıma ve metnimi okumaya başlayabilirim. Okay. I'll zoom in this text. Daha yakından görünürüm. Why I eat the same things every day? Şimdi niçin her gün aynı şeyi yiyorum? Diye bir makalemiz. Steve Jobs, Mark Zuckerberg and Albert Einstein have one thing in common. Şimdi common arkadaşlar ortak. Ortak, tamam mı? Steve Jobs, Mark, Einstein ortak bir şeye sahiptir. Değil mi? Şimdi bunu açıklıyor. They all wear or wore more or less same clothes every day.
Onlar her gün giyinirler ya da giyindiler. Şimdi kimisi yaşıyor, kimisi yaşamıyor arkadaşlar. Bu yüzden we or wore diye kullanmış metninde. Onlar giyindiler. Daha her gün aynı kıyafetleri giyindiler. Why? Neden? Because if you wear the same clothes every day, you don't waste time choosing what to wear. Because if niçin arkadaşlar her gün aynı elbiseyi giyinirseniz, değil mi? İfli bir cümlem var. You don't waste time. Waste time arkadaşlar zamanı çöpe atmak. Siz çöpe atmazsınız. Choosing what to wear. Ne giymekle, ne mi giymekle giyeceğiniz şey arasında seçim zamanınızda giyime ayıracağınız seçim zamanı daha güzel oldu. Siz çöpe atmazsınız. I decided to copy them. Aynısını kopyalamaya karar verirsiniz. And but with my diet. Fakat benim diyetimle. So I eat the same food every day. Her gün aynı diyetleri yiyorum. Yani ben de bunu diyetime uydurdum. Her gün aynı yiyecekleri yiyorum. This is what I have. Peki ben ne yapıyorum? Breakfast. A cup of black coffee. Evet, kahvaltıda ne içiyormuşum arkadaşlar? Siyah çay içiyormuşum. At lunch, some small salmon and avocado and some cream cheese on the piece of bread. Öğlen ne yapıyormuşum arkadaşlar? Bir tane biraz balık, bir avokado and biraz cream cheese, krem arkadaşlar değil mi? Krem peynir, ekmeğin bir parça ekmekte krem peynir yiyormuş arkadaşlar. Lunch kısmı, öğle yemeği. And dinner, some bacon. Bacon arkadaşlar, pastırma, domuz pastırması. Özellikle hani domuz etinin pastırması diye geçiyor. Some bacon, biraz domuz pastırması. Two eggs, iki yumurta. Some cheese, biraz peynir. And some green vegetables ve yeşil sebzeler tüketiyormuş. And he consumed its picture. Bu resimdekileri tüketiyormuş arkadaşlar. The good things about this plan for me is that I spent less time and money buying food and I also never need to worry if my diet is healthy or not because I know is it. Okay. Bu iyi bir şey. Bu iyi bir şeydir arkadaşlar. Ne iyi bir şeydir? Şimdi benim için bu plan çok iyi bir şey. Ben daha az zaman harcıyorum ve daha fazla yiyecek alıyorum, değil mi? Yiyecek satın alıyorum ve daha az parayla yiyecek satın alıyorum. Ve ne diyor arkadaşlar? Ben I also never need to worry. Endişelenmeme mahal vermiyorum. Endişelenmeme gerek kalmıyor. If my diet is healthy or not. Benim bu yeme düzenim sağlıklı olsa da olmasa da beni endişelendirmiyor. Parantez içine vermiş arkadaşlar. Because I know it is. Bunun yani tabii bunun ne olduğunu biliyorum. Yani sağlıklı demek istiyor değil mi arkadaşlar? Now you are probably thinking. Şu anda muhtemelen sen düşünüyorsun. Değil mi arkadaşlar? Probably benim için önemli bir zat. He is sure to get tired of eating the same food every day. Arkadaşlar, get tired of bileşik kullanıyor, bir şeyden bakmak, sıkılmak, usanmak. O eminim ki aynı yiyecekleri her gün yemekten bıkar. Siz düşünüyorsunuz ki o her zaman aynı yiyecekleri, her gün aynı yiyecekleri yemekten bıkar. Well, after about a year, bir yıl sonra, I can promise you, sana söz veriyorum, that I'm not.
boğulmayacağıma, böyle gitmeyeceğime söz veriyorum. I change my meals. Ben yeme biçimimi değiştireceğim. A bit by having different kinds of cheese. Peynirleri çeşitlendireceğim, çeşitli peynirler tüketeceğim. And using different herbs, farklı herb arkadaşlar normalde ot, yani ot olarak da çevirebiliriz. Using different herb, yani farklı otlar, yeşillikler ve baharatlar, spices tüketeceğim. I also changed the vegetables that I have for dinner. Ve ben de akşam yemeğimdeki bu yeşillikleri, bu sebzeleri değiştirebilirim. Ne yapıyor arkadaşlar? Genel olarak paragrafı anladık. And this, I come to this question. What do Jobs, Zuckerberg and Einstein have in common? Ortak noktası ne arkadaşlar bunların? They are wearing in same clothes in every day. Her gün aynı kıyafet giymeleri, değil mi? The correct sentence. What are two positive? Okay. What are two positive things about nation diets? Nation diyeti hakkında olumlu iki şey var mı demiş arkadaşlar. Yes, this is a healthy food. He consume healthy foods. O sağlıklı besinler tüketiyor. And you eat about three meals, değil mi? Günün üç öğününü de yemek yiyerek geçiriyor. Bu da bence yararlı bir şey. Does he ever get bored of it? Why? O bundan sıkılır mı? Niçin? I think he gets bored of it because people, I think, in my opinion, people didn't eat every day. In my opinion, I bored eat. Bundan sıkılırdım arkadaşlar. Yani insanlar her gün aynı şekilde tüketmez. Okay, for example, this sentence. Ben bu soruyu arkadaşlar hani örnek olarak cevapladım size. Okay, is there a meal where you eat the same thing every day? What? O her gün yiyeceği bir yer var mı? Hani bu yemeği yiyeceği bir yer var mı? Senin yemek yeme yerin var mı diye soruyor. Yani her restoranta gidiyor musun diye. For you this question. Would you like to wearing the same clothes or eating the same food every day? Her gün aynı kıyafeti ya da her gün aynı yiyeceği yer misin ya da her gün aynı kıyafeti giyer misin? I hate wear same clothes. Ben sevmem arkadaşlar. How long do you think you could do it for? Siz ne kadar süreyle bunu yapabilirdiniz diye sormuş. I never do impossible diyebilirim kendim için arkadaşlar. And the other page, listening. Look at the photos posted with the hashtags my dinner last night with a partner. Which photo do you think show? Okay arkadaşlar, ilk önce bu kısma, hani dinlemeden önce bu kısma bir bakalım. Something that the person cooked. Yemek pişiren kişi. Değil mi? Take away food that the person orders. Sipariş veren kişi. Something that the person ate. Restaurantta yemek yiyen bir olayı anlatıyor. Ve person's mother cook. Evde annenin pişirdiği yemek şeklinde. 1, 2, 3, 4 diye vermiş arkadaşlar.
Okay, firstly, we are listening and answer this question A and again listening and do it the C. Okay. 9.4. 1. This is for my foodie friends. In case you thought lettuce was only for salads, here I'm cooking it in some butter with an onion. Then I add some mushrooms, chicken, fresh tomatoes, and some other things. Not sure yet. Lettuce is also great in soups, or you can grill it and serve it with blue cheese. 2. We didn't feel like cooking last night, and anyway, we didn't have any food in the house. So we decided to order some takeaway salads from our wonderful local pizzeria. They were all very good, but my favourite was a chicken salad with carrots, tomatoes, peppers, lettuce, and some pieces of fried bread. 3. Dinner last night at a restaurant in Piccadilly called Nopi. We had lots of different sharing plates. I loved everything, especially this dish called shakshuka, which is North African. And it's basically eggs in a tomato sauce, but the mixture of herbs and spices makes it just fantastic. And the bread we had to dip in the sauce was wonderful too. Go there soon. 4. Okay guys, this is it. Our Thanksgiving dinner, which we had at 6:30 last night. All the usual things. Turkey with cranberry sauce, roast potatoes, mashed potatoes, lots of vegetables, and more. And more, Mom said, why not go to a restaurant this year? Maybe have seafood. But I said, no, I want it homemade and traditional. So she did it. Thanks, Mom. I now need to spend a few hours on the sofa before I even think of going to bed. So, how was yours? Okay, it's given for conversation and it range from first and the fourth question. Okay, birden dörde kadar arkadaşlar bu soruları tek tek konuşmalar verildi. Bunlar nerelerde tekrarlandığını soruyor bize aslında. And the first conversation. A good restaurant. The range of range. Okay, sırasıyla gidelim arkadaşlar. A good restaurant near their house. A second ways of preparing the something. The first, a dish with two main ingredients. Arkadaşlar, ingredients. İçerikler, yani iki ana madde diye çevirebiliriz. 3. A meal for a special occasion. Özel bir tarif verdi arkadaşlar. En sonuncuda ise 4. Okay, we stand on page and go on the other lesson. Diğer ders devam edelim arkadaşlar.